Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı çapkını 58. bölümün fragmanlarını inceliyoruz. Neler düşünüyorsun? Neler olabilir? Gördüğümüz kadarıyla ana konu anne mi çocuk mu? Birisini seçin. Evet bunun üzerine bir 20-30 dakika münakaşa edilecektir bölüm içerisinde. Çünkü herkes hastanede toplandı. Ve büyük ihtimal en sonunda da Ferit'in Pelin ailesiyle konuşacağı noktada Pelin'i seçeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü Ferit'in de bölüm sonunda gördük ki boğazını böyle tutarken kendi boğazını tutarken Pelin'e karşı yaptıkları aklına geldi ve bir noktada vicdan azabı da çekti. İyi bir baba olamayacağını gördü. Bu noktada da Pelin'i seçecektir. Onun kurtulmasını ve mutlu bir hayat yaşamasını isteyecekti. Pelin de iyileştikten sonra da onda yavaş yavaş ailesiyle birlikte çıkartmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Pelin hemen gider mi peki? Normal şartlarda giderdi de şimdi bu kadar ailesi geldi. Şimdi Nüket'le de evlenen bir Şehmus var. Onların hikayesine daha çok gideceğiz. Pelin daha böyle bir yatış sürecinde olur büyük ihtimal. Çok fazla hikaye bir katkısı olmaz. Ben son çıkarken Seyran'la bir sahnelerin olabileceğini düşünüyorum ben. Hani böyle bir duygusal bir sahne olabilir ya da sen kazan diyebilir ya da intihar da edebilir. iki sezonda aslında Güngör Bey'in yazdığı şekilde. Pelin'in ben de Seyran'la bir yüzleşme sahnesi olacağını düşünüyorum. Ben asıl Ferit'le bir sahnesi olacağını düşünüyorum. Pelin istirahatteyken Ferit'in onu ziyaret edeceğini ve özellikle bu yaşanan süreçle alakalı kendisini ne kadar suçlu bulacağını, itiraf edeceğini düşünüyorum Ferit'in. Daha sonrasında Pelin'in burada çok itidalli davranıp Ferit karşı çok poker face davranacağını o yüzleşmenin Ferit açısından hep bir içinde ukde olacağı, karşısındaki kişinin ona gerçekleri söyleyemediği bir yüzleşme olacağını düşünüyorum. Bu da Ferit'in artık bakış açısının başka yönlere kayabileceğini daha iyi bir insan olabilme daha hani babasına karşı dedesine karşı bakışının daha çok değişmesi ki zaten Orhan durumundan dolayı babasına karşı bakışı iyice değişmeye başladı. Dedesine de karşı değişeceğini ve özellikle bu olayın onu yıpratmasıyla Seyran'a bakışının artık tamamen değişeceği yönünde bir düşüncem var. Tabii bu aşık olma, birleşme, tekrar kavuşma gibi bir bakış açısı değil. Bence insanların ona karşı hissettiği kötü duyguları affettirtme üzerine bir tutum sergileyebilir Ferit. Ben de öyle düşünüyorum ve yavaş yavaş artık bunu senesi yapmayı düşünmese de gelecek bölümden sonra artık Seyran kanadına kayması gerektiğini ve oradan ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ferit'in birazcık daha kendisine zaman ayırıp bunları artık ölçüp tartıp daha çok Seyran'a dönmesi gerektiği aşikar hikayenin. Çünkü bu sezon o kadar çok Ferit özelinden ilerledik ve adamın yaşadıkları, onun başına gelenleri gördük ki şimdi biraz daha Seyran kanadında yarım kalan şeyler var. Onu görmek gerekebilir ve Ferit'in artık aklını başına alarak bir noktada abi galiba benim tek dostum ve tek sevebileceğim insan şu an Seyran. Pelin'de yaptığım kötü şeyleri bu kızı da yapmamam gerekiyor ve beni gerçekten kayısız şarsız seven, ailemden bile daha çok seven bir kişi var. Onu tekrar geri kazanmalıyım sürecine girmesi gerekiyor. Tabii şu da beklenilebilir bu bölümde. Hikaye bu şekilde akarken bölüm sonuna doğru temizlikçinin ortaya tekrar çıkışı ve Ferit'in artık Pelin'e karşı tamamen güvenini yitirip artık seni Londra'ya gönderiyorum ben ya da yurt dışına gönderiyorum ben diye diziden çıkartma hamlesi yaratabilecek bir durum da olabilir. İlk bir buçuk saat, iki saate yakın çok böyle Ferit'in Pelin'e karşı süt liman olduğu bir durum varken bir anda her şey tepe taklak olabilir ve sen benim arkamdan çok şey çevirmişsin yazıklar olsun sana diye. Zaten Ferit hani bu fevri çıkışları çok sever. Böyle bir tutum sergileyip işi o noktaya da getirebilir. Bunu bekleyebiliriz. Evet bir de bence toplu bir sahnede gülgün bir gerçeği açığa çıkartabilir temizlikçi hikayesi üzerinden. Burada da Halis Ağa'nın yavaş yavaş Pelin ailesini evden çıkartma süreci de başlayabilir. Ya buradan gidersiniz ya da dava süreci başlar tarzında bir muhabbet de olabilir. Yani ben gelecek bölüm Ferit'le Pelin arasında bir yüzleşme olacağını düşünüyorum. Bir de olabilirse keşke inşallah olur diye düşünüyorum. Seyran'la da Pelin arasında bir konuşma olarak çok fazla olmayacak şeyler için zorladım. Çok fazla kötülükler yaptım ama sanki zanlı Seyran tarzında bir yenilgisini kabul etme durumunu görmek isterim. Zaten 57. bölümde de Pelin'in Seyran'ın kafede söylediği sözlerde kaybettiğine dair bir işarettiği senarist açısından değinmek istediğim bir başka konuda Seyran'ın yeni gelen erkek karakter Ökkeş Ağa'nın yeğeni karakteriyle daha çok ilerleyen bir münasebeti olabilir mi bu bölümde? Olabilir yani birazcık daha açılacağını düşünüyorum Seyran'la Ferit'in arasının ve o noktada da daha çok buluşma olacaklardı çünkü buluşma yarıda kaldı. Yeni bir buluşma olacaktır, daha bir görüşmeler olacaklar aralarında. Tabii ki de bu hikayede Ferit'in o kahramanlıklarını biliyoruz. Yine gelip bir şeyleri bozmaya çalışan bir Ferit izleyebiliriz. Bu bölüm olmasa da diğer bölümler özelinde. Çünkü hani çocuğu da bayağı hazırladılar bu hikayeye. Bir noktada da boş kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü Ferit'in Nevra hikayesi de var o noktada. O yüzden de oraya dönecek hikaye işte. Ferit Nevra ile bir noktada münakaşa içerisindeyken hüzünlüyken Nevra'da belki teselli bulacak. Seyran da bunu neden Ferit'in böyle yaptığını düşünerek aslında babasına da söz olduğu için o çocukla bir kez daha buluşacak falan. Öyle bir hikaye bir akışı izleyeceğiz gelecek bölümden sonraki bölümde bence. Peki Orhan tarafından ne bekliyorsun? Orhan'ın bence çıkışı çok da kolay olmayacaktır diye düşünüyorum ama bizim dizilerimizde de şey oluyor. Yani bir kişi içeri giriyor, diğer bölüm çıkabiliyor falan. Bence Kazımay'la kişi çok güzel bir plan yapmışlar. Şikayeti geri çekse dahi bu tarz içerideki olaylarla birlikte adımın o çıkma sürecini uzatacaklar gibime geliyor yani. Ama çıkarsa da şaşırmam bir noktada. Yani Halis devreye girebilir o kanatta. Bilmiyorum artık Halis hani yumruğu vurup Orhan sen bir şeyi beceremedin gibi bir şeye gidebilir. Orada göreceğiz Sol olarak tabi Suna. Ya Suna aksında da bence daha da işleri ileriye götürerek o görmüş olduğu görülerin falce tekrar gitmesiyle birlikte farklı bir şeye de evrildiğini görebiliriz. Yani Suna'dan çok acayip bir şey izleyeceğiz gibi mi geliyor. Bu kadar işliyorlar nakış nakış. Değişik bir hikaye akışı da var orada. İlginç yani bu sezonki en yaratıcı işlerden birisi çok da takdir etmesem de. Ben bir de bu bölümde yani 58. bölümde ifakatin devreye gireceğini düşünüyorum. Çünkü geçen bölümde yoktu hiç devrede. Çok az gözüktü. Bence birkaç ana konuya değinebileceğini düşünüyorum ifakat tarafından. Çünkü ortada yoktu. Bu bomba patlar yani ifakati siz bir bölüm göstermiyorsunuz. Öbür bölüm bayağı yer verir ki Günger Bey hep böyle yapardı. E öbür bölümde ifakati çok fazla gösterip onun üstünden hikayeler kurmayı sever. Ferit'in bir sahnesi olur ifakatin odasında. Boş ver işte bu kız zaten böyleydi şöyleydi. Sana ne yaptığını biliyor musun falan tarzda belki gerçeği anlatan kişi o olabilir. Ya da Ferit'in kafasına girmeye çalışarak aslında senin için daha iyi oldu falan diyebilir yani bir noktada. O yüzden de daha çok göreceğiz bir şeyleri planlamaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü bu kaostan fırsat yaratabilecek tek kişi o. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler olacak. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abonelikler gerçekten önemli. Sizleri seviyoruz. Başka incelemelerde görüşünceye dek hoşçakalın.